Adına isterseniz baby shower deyin, isterseniz bebek partisi. Sosyal medyada başlayıp evimize taşınan renkli kurabiyeler, soslu balonlar ve devasa pastalar ünlü annelerimizi de etkilemeyi başardı. Durum böyle olunca etkinlikler de çoğaldı. İşte ünlü annelerin bebeklerine yaptığı ve neredeyse tüm sanat camiasını tek bir etkinlik altında topladığı hoş geldin bebek kutlamaları. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım. Amerika'da başlayıp Türkiye'yi hızlıca etkisi altına alan baby shower partilerinin bizdeki öncüsü pek tabii ki Demet Akalın. Gün benim için önemli ve özel bir gün. Işıl ışıl görünmeli, hep gülmeli yüzüm. Pembe rengin ve simlerin kullanıldığı partide anne Demet Akalın'sa krem rengi dizlerine kadar uzanan ışıltılı sade bir elbise tercih etmişti. Bu benim partim. Dostlarımı davet ettim, giyindim biraz da süslendim, şık olmaya özen gösterdim. Tuğba Ünsal'da akıma uyan ünlü annelerimizden oğlu civarı bekleyen Tuğba anne, barış simgeleriyle süslü hippie konseptinde bir parti düzenlemişti. Bu bebek partisinin en dikkat çeken detayı ise pastada yazan "savaşmayın, bebek yapın" sözleri olmuştu. Tuba annesi baby shower partisinde uzun dantel ve tüy detaylı beyaz rengi elbisesiyle adeta gelin gibiydi. Oğlu arası kucağına almasına sayılı günler kalmışken ailesi ve yakın dostlarıyla heyecanını paylaşan isimlerden biri de ünlü sunucu Zahide yetişti. Allah'ım güzelliğe bak. Teşekkür ederiz. Güle güle emsin. Damat mı geliyor bana, dur. Yaş tutsa, yaş tutsa. Olsun. Babalar İzmirli iyi de anlaşıyor, evet, hemen. Erkek bebek bekleyen Zahide anne mavi ve altın sarısı renkleriyle süslemişti partisini. Adeta prensini bekleyen Zahide yetiş kale şeklinde bir pasta yapmış, en tepesine de prensinin tacını kondurmuştu. Gelelim Zahide Yetiş'in tarzına. Toz pembesi üstü taşlarla işli, etekleri dantellerle süslü zarif bir elbise giymişti. Oğlunun adını ve soyadını taşıyan kanatlarla ise adeta bir melek anne olmuştu. Burcu Kara, biricik oğlu Ali Çınar için saf ve masum olduğuna inanılan mitolojik at Unicorn konseptini düzenlemişti partisini. Gelen hediyelerin çamaşır ipine asıldığı anlarsa partinin unutulmazları arasındaydı. Sarı renkte uçuş uçuş şifon bir elbise giyen Burcu annesi tercihini doğallıktan yana kullanmıştı. İki kez annelik heyecanı yaşayan Pelin Karahan, iki oğlu için de baby shower partisi düzenledi. Büyük oğlu Ali Demir için partisini gökkuşağı ile süsledi. Hem de pastasından kurabiyelerine kadar. Küçük oğlu Can içinse bu defa masal gibi bir parti düzenledi. Mavi ve pembe tonların ağırlıklı olduğu günde Pelin Karahan dizinin üstünde biten yarım kollu sade bir elbise tercih etmişti. Buse Terim de bebek partilerini çok sevenlerden. İlk kez annelik heyecanını tattığı Nil için pembe tonlarının hakim olduğu zarif bir süsleme yapmıştı. İkinci
kızı Naz'la bir kez daha anneliği tadan Buse Terim bu defa altın sarısı detaylar kullanmayı tercih etmişti. Kendisinin de altın sarısı payetli bir etekle uyum sağladığı konsepti ise adeta bir baby shower değil, nişan töreni gibiydi. Esra Erol baby shower trendine ikinci oğlu Ömer'le uydu. Bembeyaz balonlarla süslü bir masa hazırlatan Esra anne de beyaz dizüstü sade elbisesiyle konseptine uymuştu. Bali işçiyle ev partilerini gereksiz bulduğunu açıklamış. Ancak oğlu Azur'un doğumundan kısa bir süre önce o da bu modaya uymuş. Yine de sadelikten vazgeçmemişti. Neslişah Alkoçlar, Hülya Koçyiğit'in torunu, Engin Altan Düzyatan'ın eşi olunca tüm gözler ondaydı. Neslişah Hanım'sa Hint konseptli bir baby shower'dan yana kullanmıştı tercihini. Adeta Bollywood sinemasında bir galaya giriş yaptığınızı hissettiren dekoru ve devasa pastası bunun bir örneğiydi. Neslişah anne ise pilili tek kol uzun bir elbise giymişti o gün. Saç aksesuarıyla da daha çok Mısır'ı andırsa da en güzel annelerden biriydi. En çok konuşulan bebek kutlamalarından birine Aslıhan Doğan imza attı. Adeta ünlülerin akın ettiği partiye beyaz tonları ve atlı karınca konsepti hakimdi. Nitekim 3 katlı pastasında da görüldüğü gibi. Aslan anne ise o güne fitliğiyle damga vurdu. Kocaman lacivert rengi şortlu mini bir tulum giyen Aslıhan Doğan'ın karnını görmesek hamile olduğuna inanmak çok güçtü. Tabii o günün en çok konuşulan hediyesi Hamza Arda için özel yaptırılan altın emzik oldu. Alişan partneri Çağla Şıkel'le birlikte yakın dostu Ece Erken'e programında işte böyle bir baby shower partisi düzenlemişti. Ay vallahi bayıldım ya. Ağlamayacağım ha, inatla ya, sen ağlamayacaksın, bana bak. Benim tüylerime bak sen. Ay, sen ağlamayacaksın. Darısı başına diyeceğim ama darısı başına mı? Yok annem, darısı senin başına. Çok gel, şekersiniz gel, ya. Ay teşekkür ederim. Ve yıllar sonra kendi oğlunun baby shower partisindeydi. Aşkımız arası. Buse Varol mavi ve beyaz tonların hakim olduğu fil temalı partisinde abartıya kaçmamış, sahneye bir o kadar da şık süslemeler tercih etmişti. Lacivert uzun ışıltılı elbise tercihinde bulunan Buse anne ise en şık annelerden biriydi. Kıvılcı Mural bir rockstar'ın eşi olunca kızı için düzenlediği bebek partisinin pembe renkli pastası en çok konuşulanlardan oldu. Bunların hepsini kıvıl ve minik kıvıl yiyecek. Yam 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 yam, teyzeler de hazır. Her nedense kız bebek bekleyen bu çiftimize ne baby shower'ı ne de pembe süslemeleri yakıştıramadılar.